Telefoncuya IBAN tuzağı kuran iki dolandırıcı bunlar efendim. 60 bin liralık telefonlarla ortadan kayboldular. Beğendikleri telefonların parasını IBAN'a göndereceklerini söyleyen o çift, telefon çekmiyor diye bir bahaneyle dükkanın önüne çıktılar. Sonra da araçlarına binip ortadan kayboldular. Güvenerek telefonları verdim. Bir tanıdığım insanın bir ismini söylediler bana. Bana ona güvenerek iki tane cihazını verdim. İşte bu güveni başına iş açtı. Müşteri gibi gelen iki hırsız parasını IBAN'a göndeririz diyerek aldıkları iki telefonla ortadan kayboldu. Nakit param olmadığından dolayı IBAN istediler benden. Ben IBAN'ımı gönderdim bunlara. WhatsApp'tan IBAN'a attım. Burada şebeke çekmediğinden dolayı dışarı çıktılar. Dışarı çıktığında arabaya binip bir anda kaçtılar. Sultan Gazi'deki telefoncuya gelen bu çift alıcı olduklarını söyleyip telefonları incelemeye başladı. Benden iki tane telefon istediler. Ben çıkardım iki tane telefon verdim bunlara. Rahat davranışlarıyla dikkat çeken ikili kendilerine çay da ısmarlattı. Bayanı tanıdığından dolayı kondür yüklemesi falan yapıyordum daha önceden bunlara. 30 bin lira değerindeki iki cep telefonunu beğenen hırsızlar üzerlerinde nakit paralarının olmadığını söyleyip telefoncunun IBAN'ını talep ettiler. Havale için telefonun çekmediğini söyleyen ikili dükkanın öne çıktıktan sonra araçlarına binip uzaklaştı. Ben bunları aradım. Nereye gittiniz abi falan diye. Onlar dedi ki acil işim çıktı. Acil işim çıktığından dolayı kusura bakma gidiyorum. Ben IBAN'la parayı göndereceğim. Ve tekrar bunlar gitti, ben kapattım telefonu. Aradan 5 dakika sonra tekrar aradım, bu sefer ulaşamadım bunlara. 60 bin lira değerinde iki telefonu çalınan iş yeri sahibi görüntülerdeki iki hırsızdan şikayetçi oldu.